Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde yazma eserlerden arkadaşlar bir kitaptan bulduğum bir konuyu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bu derste arkadaşlar o yazma eserde bir dua nasıl yapılmalıdır, nelere uyulmalıdır başlığı adı altında maddeler sıralanmış. Şimdi arkadaşlar bu konuyu sizlerle beraber okumak istiyorum. Biraz okuyup geçeceğim arkadaşlar. Sizler de eminim rahatlıkla takip edebileceksiniz. Evet. Büyütelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Evet. Şeraiti yeli de yazılabiliyor arkadaşlar. Dua 17'dir. Şeraiti dua 17'dir. Yani duanın şartları, makbul olmasının şartları 17'dir. Evvelki budur ki, yani birincisi budur ki, dua okuyan kimesne kişi evvela cemi günahlarına, bütün günahlarına istiğfar eyleye, yani tevbe istiğfar eyleye arkadaşlar. Ki zaten istiğfar duası diye meşhur bir dua var arkadaşlar. Sünnet olan bir duadır. İkinci budur ki duadan evvel sadaka vere yahut bir hayır işleye. Evet. İkincisi duadan evvel sadaka, yani bir yardımda bulunma, bir hayırlı iş yapma. Üçüncüsü budur ki, kaldıralım. İtikadın muhkem edip, yani inancını sağlam edip duayı sıdkla, doğrulukla ve ihlas ile okuya. Dördüncü, kendi de kusur, yani kendinde kusur anlamında, kendi de kusur tasavvur etmeye. Beşinci, abdest alıp diz üstüne oturup istikbali kıble eyleye. Altıncı, duanın evvelinde Hak Teala'ya hamdü sena eyleyip peygambere salavat vere. Evet, duanın evvelinde Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavatlar getirir arkadaşlar. Yedinci, duanın ahirinde amin diye. Evet, amin diye. Sekizinci, duayı tekrarca okuya, eksik okumaya. Yani aynı duayı birkaç defa defalarca okusun, eksik okumasın. Dokuzuncu, bir haram nesne için veya evet veya bir sonraki sayfaya geçtik arkadaşlar. Evet, veyahut biraz daha büyüteyim. Veyahut bir olmuş bitmiş kaziye için okumaya, yani artık bitmiş şey için arkadaşlar, onun için dua okumaya arkadaşlar, yani olmayacak duaya amin deme diyor kısacası. 10. İstical eylemeye, acele etmeye ve maslahati tez, yani bitmediği vaktin itikadını bozmaya, yani şartları bitmemiş bir şeyi arkadaşlar onun için de dua etmeye kısacası. Murat hasıl olunca çalışa. 11. Dua okuduğu vaktin gayrı söz söylemeye. Evet, dua esnasında dua harici söz söylemeye. Namaz kılar gibi huzu ve huşu üzere ola ve sağına. Ve soluna ve aşağı ve yukarıya bakmaya. 12. Ağzı pak olup zifirden, ağızdaki pis koku zifir diye de söylenebiliyor arkadaşlar. Ve soğandan ve sarımsak ve sarımsak kokusundan ve bu makule, yani bu tarz nesnelerden yıkanmış ola. Ve eğer raihası olursa misvak arkadaşlar.
Misvak ile, su ile ve su ile yuya. 13. Dua okuyacak bir tenha yer, özür, yer, dua okuyacak yer tenha ve pak ola. Yani sessiz, sakin bir ortam olsun. 14. Duayı yavaşça, yavaşça ve Hak Teala'ya yalvarı, yalvarı isteye ne gayet cehr ile, yani açık sesli yani, ve ne gayet ihfa ya da ahfa, yani çok gizli eyleye. Yani ne çok açık bağıra bağıra, ne de çok ağzını kıpıldatmayacak şekilde okumaya diyor. Hemen şöyle ola ki, evet şöyle ola ki, nasıl olması gerekiyormuş onu da söylüyor. Kendisi işitip yanındaki işitmeye. Evet, kendisi işitip yanındaki işitmeye. 15. dua okumaya meşgul olduktan sonra bitemamihi okuya. Yani bütün, evet, bitemamihi okuya. Yani duanın bir miktarını okuyup dahi tamam olmadan, yani olmadın yazıyor, olmadan vazgeçmeye. Okuyacağı duayı bitirecek yani. 16. Ed'iye-i Mesure'den, yani tesirli dualardan gayri nesne okumaya. Tesirli dua dedi arkadaşlar. Burada izah ediyor. Evet. Ed'iye-i Mesure'den gayri nesne okumaya. Yani Hazreti Resulullah'tan yahut Selefi Salihinden rivayet olunan bir aynihi okuya. Ondan, yani Peygamber Efendimiz'in Selefi Salihin okuduğu duaları aynısını okuya. Kendi ve yanından. Geçelim bir sonraki arkadaşlar. Kendi ve yanından nesne katıp veyahut aslında bilmediği nesneyi okumaya. Yani özellikle Arapça dua okurken yani ne okuduğunu bileceksin. Ondan sonra bunları bilerek oku diyor arkadaşlar. Özellikle bizler de yer yer mesela piyasada dualar dolaşıyor. Onların asıl tarını bilip ya da sağlam kaynaklardan alıp okumamız gerekiyor arkadaşlar. 17. Dua okurken ellerini, evet, ellerin yukarıya kaldırıp ve dua tamam olacak, yani olunca manasında ellerin yüzüne süre. Evet, burada temmet demiş. Mim rumuzuyla da bitirmiş arkadaşlar. Evet, vesikamız böyleydi arkadaşlar. Yazma eserlerden bulduğum bir dua şartlarını sizlerle beraber okumaya çalıştım. Şöyle tekrar bir görecek olursak arkadaşlar, böyle görebiliyorsanız herhalde görürsünüz. Bu şekilde bir hızlı bir şekilde tekrar okuyayım arkadaşlar. Çünkü sayfayı büyüt küçült sıkıntı oluyordu. Hızlı bir şekilde okuyorum arkadaşlar bu defa. Şerait-i dua 17'dir. Evvelki budur ki dua okuyan kimesine evvela cemi günahlarına istiğfar eyle. İkinci budur ki duadan evvel sadaka vere. Yahut bir hayır iş eyle, işleye. Üçüncü budur ki itikadın muhkem edip duayı sadaka, duayı sıdkla ve ihlas ile okuya. Dördüncü, kendi de kusur tasavvur etmeye. Beşinci, abdest alıp diz üstüne oturup istikbali kıble eyleye. Altıncı, duanın evvelinde Hak Teala'ya hamdü sena eyleyip peygambere salavat vere. Yedinci, duanın ahirinde amin diye. Sekizinci, duayı tekrarca okuya. Eksik okumaya. Dokuzuncu, bir haram nesne için veyahut bir olmuş bitmiş kaziye için okumaya. Onuncu, istical etmeye ve maslahati tiz bitmediği vaktin itikadını bozmaya. Murat hasıl olunca çalışa. 11. Dua okuduğu vaktin gayrı söz söylemeye, namaz kılar gibi huzu ve huşu üzere ola ve sağına ve soluna ve aşağı ve yukarıya bakmaya. 12.
ağzı pak olup zifirden ve soğandan ve sarımsaktan ve sarımsak kokusundan ve bu makule nesnelerden yıkanmış ola ve eğer raihası olursa misvak ile ve su ile yuya. 13. dua okuyacak bir yer tenha ve pak ola. 14. duayı yavaşça yavaşça ve Hak Teala'ya yalvarı yalvarı isteye. Ne gayet cehriyle ve ne gayet ahfa eyleye. Hemen şöyle ola ki kendisi işitip yanındaki işitmeye. 15. dua okumaya meşgul olduktan sonra bir temamihi okuya, yani duanın bir miktarını okuyup dahi tamam olmadan vazgeçmeye. 16. Ed'iye-i Mes'ure'den gayrı nesne okumaya, yani Hazreti Resulullah'tan yahut Selefi Salihinden rivayet olunan bir aynihi okuya, kendi yanından nesne katıp veyahut aslını bilmediği nesneyi okumaya. 17. dua okurken ellerini yukarıya kaldırıp ve dua tamam olacak ellerin yüzüne süre temmet. Yani bitti arkadaşlar. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yazma eserlerden arkadaşlar bir tanesinden duanın şartları nelerdir başlığı altında 17 maddeden oluşan vesikayı sizlerle beraber paylaştım. İnşallah istifadeli olmuştur. Hem okuyoruz hem bilgileniyoruz arkadaşlar. Bu cihetten de mevzumuz dua olunca sizlerden de dua istiyoruz inşallah. Çünkü arkadaşlar gıyaben, müminin mümine gıyaben duası oldukça makbule karindir, yani yakındır. Bu cihetten de dualarınıza talibim. Teşekkür ediyorum. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.